Babam. Öyle mi? Yani eve bir şey alınacağı zaman kim karar veriyor? Ha, o konuda anne. Annenin en çok kullandığı kelime hangisi? Hadi buyur. Salonda capoeira yapma. Salonda capoeira yapma. Evet. Capoeira az sonra izleyeceğimiz bir şey. Peki sana bırakalım. Ney? Capoeira ne? Brezilyalı kölelerin çıkardığı bir savunma sanatı. Savunma sanatı. Capoeira ile nasıl tanıştın? Sana nasıl ulaştı Brezilyalı köleler? Annem ve babam, ben çok hareketliyim diye annem ve babam beni capoeira yazdırmış. Peter Bey. Efendim Ronnie? Ben bir kere futbolla ilgili bir çizgi filmde capoeira diye bir şeyi görmüştüm. Öyle mi? Bolcular da genelde kullanıyormuş. Capoeira'yı? Evet. Savunmak için ve gol atmak için. Nerede seyrettin bunu? Bir çizgi filmde. Ne yapıyorlardı capoeira'yla? Gol atmaya çalışıyorlardı. Capoeira'yla? Evet. Bazı hareketleriyle. Peki capoeira nasıl bir şey? Brezilya'da bir dağ var. Onun üstünde alışıyorlar. Sonra futbol sahasına gidiyorlar. Orada önce yeniliyorlar, sonra yeniyorlar. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Öyle. Bir karışıklık olmuş olabilir. Ronnie çizgi filmi anlatıyor. Orada geçenleri anlatıyor canım. Anne baba burada. Hoş geldiniz. Bulduk. Merhaba. Annen mi daha yaramaz, baban mı daha yaramaz? Babam. Ne yapıyor ya? Nasıl yaramazlık yapıyor? Ben yaramazlık yaptığım için, mesela futbol oynadığım için, bana oyduğu için bence o. Beraber, peki aranızdaki mesela futbolu kim başlatıyor, sen mi? Ben. Sonra annen geliyor, burada futbol oynamayın diyor. Evet, ondan sonra odama geçiyoruz. Peki annenin en sevdiğin huyu ne? Bilmem ki. Sevmediğin huyu? Kızması. Efendim? Kızması. Kızması. Sen onlarda en çok neye kızıyorsun? Bana kızmalarına. Karşılıklı kızarak geçiyor vakit. Babanın en güzel huyu ne? Benimle futbol oynaması, basketbol oynaması. Süper. Birlikte çok vakit geçiriyorsunuz, öyle mi? He. Peki ileride seçmek istediğin meslek belli mi? Nedir? Futbolcu. Futbolcu mu? Wow. Hangi mevki? Forvet. Forvet. Daha ben defans oynayacağım diyen çocukla hiç karşılaşmadım. Seni gösteri için sahneye alalım mı? Hatırlatmadan edemeyeceğim. Gel. Kendisinin iki Türkiye birinciliği var. Ben adını söylemekte zorlanıyorum sporun. Onda iki tane Türkiye şampiyonluğu. Benim için 10 numaraydı. Kaç yıldır? 5 yıldır! Sevgili seyirciler, 10 numara 5 yıldızda ödüle gidiyoruz. Hadi beraber.
Kaç yıldır evlisiniz? 10 yıldır. Düğün tarihi aldıktan sonra mı evlenme teklif ettin? Evlenme teklif etmedim. Nasıl? Düğün tarihini aldım, bu tarihte evleniyoruz dedim. Skandal, nasıl evlenme teklif etmedin? Hala yok. Ama niye abi evlenme teklif etmiyorsun? Şu erkekleri anlamıyorum ya. Teklif et! Güzelliğine bulunduğumdan unutmuşumdur ya. Klasik. Ve de ki... Benimle evlenir misin? Masalımız için sahnemiz hazır, oyuncularımız da hazır. Kızım, yarışmaya gidelim. Yarışalım beraber, birinci olalım. Aa, sulama kovasını unuttuk. Ne sulama kovası? Konuşma be, sulama kovası işte. Tamam hanım, affedersin. Neşeli varlıklar onları karşıladılar. Başla! Başla! Çizgiyi geçen kazanıyor. Başla! MP3 çalar ve bir kaykay. Baba kaykay seçti, anne MP3 çalar. Niçin MP3 çalar seçmeliyiz anne? Müzik dinlemeyi çok seviyor. Bizden de sürekli arabayla seyahatlerimizde falan devamlı müzik açmamızı istiyor. Bazen hayır dediğimiz oluyor, bazen evet dediğimiz oluyor. Bu şekilde böyle istediği şarkıları yükleyecek, istediği zaman istediği yerde dinleyecek. Tam ona göre bir şey bence. Peki, niçin kaykay? Birkaç sene önce bu kaykayı beğenmişti. O zamanlar çok dengede duracağını düşünmediğimizden 4 tekerleklisini almıştık. Bence şimdi 2 tekerleklisine binebilir artık. Ha, ikisi de çok iyi hediyeler bence. İkisi de çok cezbedici. Aklında var mı şeyler? Yok. İkna etmeleri gerekiyor. Yani 10 numara 5 yıldızın en güzel tarafı şu. Hep çocukların istediği bir şey konusunda anne ve babayı, büyüğünü... ikna etmesi gerekiyor. Burada tam tersi. Büyüklerin ikna etmesi gerekiyor. Rahat ol. Onlar dışız. Biri seni ikna edecek. Buyurun. Bence kesinlikle MP3. Tam böyle istediğin şarkıları yükleyeceğiz. İstediğin yerde dinleyeceksin. Arabaya biner binmez bize söylemen gerekmeyecek. Capoeira şarkılarını istediğin zaman çalıp kulaklığınla da dinleyip Capoeira da yapabilirsin. Bu MP3'le beraber artık salonda Capoeira yapma hakkı... Yok. Taviz yok. Tamam. Geri aldım. Tamam. Peki. Hani oradan kopartabilir miyim diye düşündüm Yiğit adına ama kopartamadım herhalde. Kaykay? Yiğit'ciğim, parka gittiğimiz zamanlarda uzun süre kaykayına binebilirsin. Annen evde yokken salonda kaykaya binme hakkı veriyorum sana. Galiba. Evet. İşte yaramaz baba. Doğrusu bu. Süpermiş. Şey söyleyeceğim. Siz düşün. Efendim? Siz düşün. Bence de süper. Nasıl? Siz düşün şeyde. Anne babasına kıyamadı evet. Çocuk ya. Kıyamıyorsun onlara. Ah be. Ya ben düşerim düşmesin ama ne kaykay alabilirsin ne MP3. Ben senin yerine olsam alırım. Düşsünler sonra çıkıyorlar. Bir şey olmuyor. Ha, neler neler, kimler düşmüş. Boşver. Var mı aklında bir şey? Yiğit hediyesini seçti. Hemen şimdi bunu açtığımızda... kaybeden anne ya da baba... ...swaps diye düşecek. Kim? Yiğit, MP3 çalar mı seçti yoksa kaykay mı? 10 numara 5 yıldızda Yiğit'in seçimi... 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ucunu kim daha iyi tanıyorsa ayakta kalıyor.